Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evimde kullandığım bütün çelik tencere, işte yapışmaz tencere, küçük tencere, demlik vesaire ne varsa onları göstereceğim. Çeyizime ben bunları almıştım. Sonradan işte eklediklerim de var. Hepsini tek tek anlatmaya geldim. Memnun muyum? Neden memnunum? Memnun değil miyim? Neden değilim? Hepsini anlatacağım. Umarım sizlere fikir verir. Çünkü ben de bunları alacağım zaman ne alayım, kaç santim alayım, işte hangi modeli alayım, hangisi sağlıklı, hangisi daha uzun süre beni götürür diye aşırı bilgi arayışına girmiştim. Ama çok sağlıklı bilgiler bulamamıştım. Tamamen işte annemin deneyimi, işte çevreme sorarak kaç santim alayım, hangisi olmazsa olmaz gibi bilgileri kendim edinmiştim. Şu an ben bu kullandıklarımla işte yeterli miyim, bana yetiyor mu? Hepsini anlatacağım. Hadi o zaman tek tek detaylıca incelemeye başlayalım. Hepsini bu masanın üstüne çıkardım ama aşırı tıkış tıkış duruyor. O yüzden şimdi ben göstereceğim seti masanın üstüne tek bırakacağım. Tek tek hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu arada bunlar benim 1,5 yıldır kullanımımda. 1,5 yıllık kullanımım sonunda ne kadar zarar gördü, ne kadar deforme oldu bunları da tek tek göstereceğim. İlk olarak çelik tencerelerimle başlayalım. Ben Tefal tercih ettim. Tefal İkon serisi 4 tane tenceresi var. 3 tane derin, 1 tane kısa tenceresi var. İşte karnıyarıklık, pilavlık olarak geçen. Öncelikle bu seriyi tercih etme sebebim tamamen saplarında ve kulplarındaki silikon arkadaşlar. Ben hemen böyle ansızın böyle hızlı hızlı hareket ederken sıcağı elime attığımı fark etmeden elliyorum ve çok defa elimi yaktım. O yüzden benim için ilk öncelik kulplarının silikon oluşuydu. Bundan çok 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 memnunum. Öncelikli olarak bunu söylemek istedim. Daha sonra tencerelerimi incelemeye geçebiliriz. Bu setin içerisinde 4 tane tencere vardı arkadaşlar. Bunlardan ilki şu 18 santim derin. Daha sonra şu 20 santim derin ve şu 24 santim derin tencere. Ve şu da 26 santim kısa tencere, yani pilav tenceresi arkadaşlar. Bunların boyutları tamamen ideal olarak yapılmış. Yani bir ev hangi boyutlara ihtiyaç duyarsa gerçekten o boyutlarda. Bu boyutlar, bu santimler tamamen sizin bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Şu mesela diyelim ki yoğurt mayalayacaksınız ya da fazla nice misafiriniz var. Türlü yapacaksınız vesaire. Tam olarak ideal bir boyut. Şu işte iki kişiye yemek yapacağınızda ya da çorba yapacağınızda aynı şekilde bu ikisi aynı amaca hizmet ediyor. İki kişiye yemek ve çorba yapmak istediğinizde mesela bu iki tencereyi aynı anda kullanıyorsunuz. O yüzden bunlardan iki boyut olması önemli. Ve şu bu bir tık geniş 26 santim ya bu mesela. Hani büyük misafir gelmesine göre planlanmış bu. Diyelim ki işte büyük misafir olayı planlanmasaydı bunun iki kişi için işte bunun 22 santimi 24 santimi falan da yeterdi. Ama dediğim gibi hani fazlaca parça alınmasın diye bir tane 26 santimlik kısa tencere yapmışlar ve geçmişler ihtiyacımı gayet güzel karşılıyor. Çelik tencere olarak bu dördünden başka bir tencereye gerçekten 1,5 yıllık evimde yaşama maceramla birlikte hiçbir şekilde ihtiyaç duymadım. Dediğim gibi tüm ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ve tencereler 1,5 yıl sonuna rağmen hala çok iyi koşullardalar. Şöyle bakalım birlikte. Bu pilav tencerem en sevdiğim şeylerden bir tanesi kapaklarında süzgeçli olması, iki taraflı. Ve dediğim gibi kulplarının silikon oluşu. Ve iki tarafında şöyle ağız yeri yapmışlar arkadaşlar. Yani süzgeçleri şu kısma denk getirdiğinizde işte diyelim ki bir şey süzeceksiniz. Ekstradan süzgece ihtiyaç duymadan süzebiliyorsunuz. Dediğim gibi aşırı memnun oldum. Çelik tencerem tam olarak da az önce gördünüz zaten kapak birebir oturuyor. 1,5 yıllık kullanımım sonucunda şöyle içlerini göstereyim. Bunlar çok merak ediliyor. Böyle arkadaşlar tabii ki de hani kullanım izleri var ama çok çok yeni duruyorlar bence. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İndüksiyonlu ocaklara da uygun. Benim ocağım elektrikli. Bir önceki evimde normal bildiğimiz ateşli ocaktı. İsmini bilmiyorum, özel bir ismi varsa. İkisinde de kullandım. Tencerelerim şu an bu koşullarda. Şöyle silikonlar mesela hareket edebiliyor. Hani bu bir problem değil. Dediğim gibi öyle çok aşırı oynak da değil. Yine güç sarf etmek gerekiyor. Bunda da yine iki taraflı
süzme, kapağı süzme delikleri yapılmış ve iki ağızlı. Bu hepsinde aynı. Bu benim en sevdiğim özelliklerden biri. Şunu da genellikle ben yoğurt mayalıyorum. Yoğurdu hazır almıyoruz. O iş için çok iyi oluyor. 5 litre süt. 5 litre süt için birazcık küçük kalıyor. 4 litre ideal. Ve dediğim gibi şu da bununla aynı amaca hizmet ediyor. Çok çok memnunum ve hala hepsi, şöyle göstereyim, çok çok iyi koşullarda gerçekten. Tencere setimi Tefal tercih edince otomatikmen işte takımı olsun vesaire vesaire düşüncesiyle aynı takımın demliğini de aldım. Size demliğini de yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle, bunun da yine kulplarında silikonları var. Alt kulpunda ve üst kapağının kulpunda. Ve demlik kendisinden süzgece sahip olan bir demlik. Şuradan görünüyor. Bu gayet güzel. Kullanımı pratik. Bu arada şu parça tamamen kaybolmasın diye burada. Bence çok işlevsiz, işlevi yok. Hani atıyorum, sadece su kaynatmakta kullanacaksanız hani belki, ama ben kullanmıyorum. Sizi bilmiyorum. Dediğim gibi bu demliği böyle. Ben bu demliği ilk kullandığım gün ocakta unuttum. Böyle bildiğin demliğin tabanı yandı, öyle söyleyeyim. Hatta şuraları falan böyle renklendi. Neyse, sonra tabii ki bu benim kullanıcı hatamdı. Garantiye girmeyecekti falan. Ben bunu bildiğimiz eski usul demlik temizlemeciler var ya, onlara gönderdim. Dediler ki hani tamam temizlenir ama yazısı kalmaz. Hani yazısının zaten bir önemi yoktu ama yine de şöyle bir süliyeti belli oluyor, öyle göstereyim. Ama dediğim gibi tamamen benim hatam. Çeliği tencerelerine göre bir tık daha ince. Tencereleri daha kaliteli, öyle söyleyeyim. Demliğinin çeliği bir tık daha ince. Tencerelerinden aşırı memnunum. Toplu olarak bu benim çelik tencere takımım arkadaşlar. Şöyle görmek isterseniz diye. Dediğim gibi bilgilerini tek tek videonun açıklama kısmında da tekrardan yazacağım. Çelik tencerelerle ilgili gereken bilgileri verdikten sonra yapışmaz tencerelerime geçmek istiyorum. Çelikleri kaldırıp bu tencerelerimi masanın üstüne aldım ve şimdi size bunların da bilgilerini tek tek vereceğim. Öncelikle boyutlarını söylemek istiyorum arkadaşlar. 28 santim ve 20 santim tava. Şu da 28 santim wok tava. Arkasındaki şu küçük olan 20 santim derin tencere arkadaşlar. Ve şu 24 santim kısa tencere, şu da 24 santim derin tencere. Şimdi bu kadarı gerekli mi değil mi, bunlardan biraz bahsedeyim. Öncelikli olarak şu ve şu mutfağın olmazsa olmazı. Wok tavayı hani yaptığınız yemek tarzıyla alakalı. Wok tava gerektirecek yemekler yapıyorsanız, ki bence herkes yapıyor, en kötüsünden bir makarnayı sosluyoruz gibi düşünün. Bence wok tava da gerekli. Neyse, aşırı gerekli şu 3 tavada bence aşırı gerekli parçalar. Ama ben şu 20 santimden sadece bir tane almıştım ve kesinlikle bana yetmiyor. Yani şundan 3 boyu olsa kullanırsınız, öyle söyleyeyim. Çünkü ben hemen bir şey yapar yapmaz hemen makineye atıyorum ve doğal olarak fazlasına ihtiyaç duyuyorum. En kısa zamanda şundan 2 adet daha almayı düşünüyorum. Hatta çift kulplu yumurta sahanı da alabilirim. Yani bir tane bundan, bir tanesi çift kulplu yumurta sahanından da olabilir. Dediğim gibi tava olarak fazlam yok, eksiğim var. Kesinlikle gerekli. Şu mutfakta olması gerekiyor. Çünkü atıyorum belki yapışacak bir şey yaptınız. Hani küçük boyutlarda derin tencere gerekti. O lazım. Yapışacak yemekler için mesela pilav yapışmasın diye kısa yapışmaz tencere de lazım. Yani şu. Ama şu açıkçası çok gerekli değil. Çünkü muadili olarak çelik var. Ve genellikle sulu yemek yapılıyor bu boyutta. Sulu yemek zaten yapışmıyor. O yüzden şu arkadaşlar olmasa da olur. Dediğim gibi bence onu ben fazla almışım. Bence ona gerek yok. Tabii yine sizin kendi mutfak davranışlarınızla alakalı. Belki siz o şekilde, o boyutlarda o kadar çok kişiye yemek yapıyorsunuzdur. Sizin için gereklidir. Dediğim gibi bunlar benim tavsiyelerim. Şimdi bu tavalarım 1,5 yıllık kullanım sonucunda ne hale geldi? Size bunları da göstermek istiyorum. Ve bunlarda ne tercih ettim? Bunu da söyleyeyim. Bunlar Tefal'in Titanium Expertise serisi. Yani 3X Titanium kaplı serisi arkadaşlar. Hani dediler ya bu teflon zararlı vesaire gibisinden. İşte bu titanyumda bu zarar yokmuş ve burada 3 kat kaplama olduğu için firmanın önerdiği şey şu, bunda çelik kaşık bile kullansanız çizilmiyormuş. Tabii ki ben bunu denemedim. Yapışmaz tencereyi çizmeyecek tahta kaşık, silikon kaşık kullanıyorum.
bozulmasının riskini bile istemiyorum. Çünkü sonuç olarak her birine fazlaca paralar verdik. O yüzden çelik kaşık tabii ki de denemedim. Siz dener misiniz? Yine dediğim gibi sizin takdirinizde. Şimdi o zaman size ben tavalarımın içlerini falan göstereceğim. Bu iki tavadan başlayacak olursak, dediğim gibi bu benim her gün elimin altında olan bir tava. Gördüğünüz gibi içi hala ilk günkü gibi. Ama bazen kenarlarından böyle bir şey sıyırırken şu kısımları böyle kötü hale geldi. Benim kullanımımdan kesinlikle. Hani atıyorum şuralara, dibine vurmamak önemli çünkü yemekle temas ediyor, ama buralara da dikkat edebilirdim. Etseydim olmazdı. Bir de şöyle gösterdiğimde fark edeceksiniz ki tavam böyle buradan yuvarlak gelirken şurada bir düzleşiyor. Eski evimde yerim küçüktü ve ben tavalarımı şöyle asarak muhafaza ediyordum. Sen bir gün git şöyle düş yere. Yere düşer düşmez burası böyle düzleşti. Önemli değil, hani kullanımımı etkilemiyor kesinlikle. Ama dediğim gibi şey yani, zarar gören tavalar sonuçta, özenle kullanmak gerekiyor. Bunu 20 santime göre bir tık daha az kullanıyorum. Dediğim gibi şu tarafı zaten genelde bu tarafına denk geliyor sağ elimi kullandığım için. Kaşık sürtmelerimden ötürü buraları böyle olmuş, ama dediğim gibi içi yine şöyle detaylıca göstereyim ilk günkü gibi. Ve wok tavam arkadaşlar. Wok tavası içinde yine içinde hiçbir hasarım yokken şuralarını görüyorsunuz. Fena. Yani dediğim gibi kenarlarını koruyun. Siz benim gibi yapmayın. Ama dediğim gibi memnunum. Yapışmıyor. Gayet vaatlerini karşılayan seriler. Şu kırmızılarda bunu zaten biliyorsunuzdur ama yine de söylemek istedim. Bu tavayı ocağa koyduğunuzda tava için yemekleri içine koyabileceğiniz sıcaklığa ulaştığında bu tamamen böyle kıpkırmızı oluyor. Yani aslında size tavanın hazır olduğunu söyleyen bir işaret. Bazı yemekler için gerekli. Çünkü bazı yemekleri özellikle tava tamamen kızdıktan sonra koymak gerekiyor. Dediğim gibi ideal ve ihtiyaçlarımı karşılıyor. Ama şu eksik, bundan en az 3 tane lazım bence. Tencerelerine gelecek olursak, yine kısa tenceresinin içinde yine aynı işaretten var. Onun da size koşullarını göstereyim. Şöyle. Dediğim gibi hani çizilmiyor. Gayet memnunum. Zaten teflonlar falan özellikle çizildiği zaman hani kanserojen hale geliyor. O yüzden bu beni mutlu eden bir şey. Hani vaatlerini bunlar da karşılıyor, ama kenarları şöyle göstereyim. Bakın zaten yansıyor kameraya. Benim kullanımımdan siz daha dikkatli kullanın lütfen. Tabanları da yine gayet iyi koşullarda. İndüksiyonlu ocaklara da uygunlar. Bakın zaten yazıyor altında. Memnunum arkadaşlar, ben hani seçimlerimi doğru yaptığımı düşünüyorum. Diğerini göstereyim. Ha bu arada titanyum expertise'lar küçük boyların, yani derin tencerelerinde içinde o spot işareti yok. Böyle bu halde satılıyor. Bunlar da bakın gayet 1,5 yıllık kullanımım sonucunda hiçbir şekilde bozulmadı. Yani dediğim gibi memnunum. Sadece şu en büyük boyunu, gerçekten şunu şöyle göstereyim. Şu fazla almışım. İhtiyacınıza göre alın. Önemli olan nokta bu. Bunları ortadan kaldırmadan son olarak bir de bunları nasıl sakladığımı anlatayım arkadaşlar. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Ben bilmiyordum. Çünkü evlenene kadar, açıkçası kendi evim olana kadar bu tarz şeylerle pek ilgilenmedim. Bunları saklamak için böyle keçe kullanıyorum. Şöyle arkadaşlar. Metaltex markasına ait. IKEA'da falan da var. Hatta züccaciyelerde de vardır. Mesela IKEA'nınkini ben bir tık ince buluyorum. Neyse. Şu çok güzel bir parça. Bunu mesela şöyle arkadaşlar, içine koyduğumda, işte diğerini de bunun içine koyduğumda tavalar birbiriyle temas etmiyor. Otomatikmen birinin tabanı diğerinin içini bozmamış oluyor gibi gibi. Yani bu keçeler de zaten çok uygun fiyatlı. Bunları da kullanarak böyle yapışmaz ve çizilmeye eğimli tencerelerinizi korumanızı öneririm. Son olarak da tencere koleksiyonuma şu iki yeni bebek eklendi. Kardeşim kendisine yemek takımı almıştı Galeri Kristal'den. Onlar da bu Ay Yıldız'ın bu 3 parça tencere setini hediye ediyorlarmış. Tabii rengini çok beğendim. Üstüne yattım diyebilirim. Bunlar da benim oldu. Henüz kullanmadım ama çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Ay Yıldız zaten hepimizin bildiği köklü bir marka. Ve son olarak şu iki tencerem var. Bunlar da böyle minik, işte atıyorum kalan yemeği saklayayım, ocağa koyayım mantığıyla aldığım tencerelerimdi. Zaten bunlara çok önem vermedim. Çünkü mikrodalga kullanıyorum. Daha pratik oluyor. Böyle nereden aldığımı bile bilmediğim iki tane tencere. Birisi kısa, birisi derin olarak. Ama bunlardan çok memnun kalmadım. Çok ince çelikleri var. Çok beğenmedim. Bunları en kısa zamanda değiştirip yerine WMF'in küçük tencereleri var. Gönlümü çeldiler.
ama bu günlerden ötürü hani görerek almak istedim. Şu an online'dan da sipariş etmedim. Onları almayı düşünüyorum. Onlar, bu küçüklerden de bir 3 boy almayı düşünüyorum. Almak istediğim modellerin santimlerini videoda açıklama kısmına bırakacağım, bakarsınız. Ama dediğim gibi kalan yemekleri saklamak için vesaire için bu tarz tencerelerde kesinlikle bir evin olmazsa olmazı. En azından benim gibi emaneten böyle 2 tane edinebilirsiniz siz de. Şimdilik bunlar benim ihtiyacımı karşılıyor ama dediğim gibi 3 tane yeter bence. 3 tane WMF markasına ait küçük kalan yemekleri saklamak için tencerede alacağım arkadaşlar. Tam videomu sonlandırıyordum ki düdüklü tenceresi için fikir beyan etmediğimin farkına vardım. Ben Tefal kullanıyorum arkadaşlar. Tefal'in Clipso kontrol düdüklüleri var ya, onlardan. Sanırım bendeki 6 litre. Bunu ben almadım, bilgilerini bilmiyorum. Anneannem almıştı hediye. Çok memnunum. Hani fisleri bilmiyorum. Herkes onu çok övüyor. Eminim daha iyidir. Ama ben Tefal'den de memnunum. Fislere göre bir tık daha uygun fiyatlı. Bildiğiniz düdüklü ihtiyaçlarını karşılıyor. Şimdiye kadar bir patlamadır vesairedir bir sıkıntı hissetmedim. Yani korkutma hissi yaratmadı bende. Ama dediğim gibi şu an alacak olsam fisler alırdım. Ama bende Tefal var. Memnunum. Modelini de göstereyim şimdi size. Düdüklü tenceremde bu arkadaşlar. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur kullanımını. Bunlar yeni nesil akıllı düdüklü. Şu an açık. Evet, buna bastığınızda kilitliyor. Tekrardan şuna bastığınızda açıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ben çok memnunum. Ama eminim fisler daha iyidir. Yani bu kadar övülüyorsa bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Tüm anlattığım parçaları yeniden bir araya topladım. Evimde kullandığım bütün tencerelerim bu kadar. Dediğim gibi boyutlarıyla beraber sizlere bilgi verdim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinizi görecek bilgilerdir. Dediğim gibi ben bu bilgileri çok aramıştım ve hiçbir bilgiye ulaşamamıştım. Son olarak şu titanyum expertise tencerelerle ilgili söylemeyi unuttuğum bir detayı da sizlere anlatmak istiyorum. Bunların da kapakları bu şekilde arkadaşlar, dönecek şekilde yapılmış. Onun da amacı şu. Bu böyle bir hava alsın diye, diyelim ki taşıyacak bir yemeğiniz var. Bu kapağın böyle dön, mesela şuradan göstereyim. Bakın şu an açtık tencere. Kapağı kapalıyken bile bir tık daha hava alıyor. Ve şu an kapattık arkadaşlar. Bakın açıyorum, kapatıyorum. Bu da tamamen ona yarıyor. Bu bilgiyi de es geçmek istemedim. Sonuçta bazı yemeklerde taşmasın diye bunu da yapmak gerekiyor. O da o amaçla yapılmış bir kapak. Dediğim gibi aldığım her şeyden çokça memnunum. İyi ki bunları tercih etmişim diyorum. Titanium Expertise serisinde şu boy hariç. Umarım videomu beğendiniz. Umarım bilgiler işinize yaradı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.